Hastaneye gittiniz. Sonraki süreçte ne oldu? İlk müdahaleyi yaptılar. Seninle. Sonra ambulans bekledik yine orada. Ambulans geldi. O ambulansla Bandırma Hastanesi'ne, Devlet Hastanesi'ne götürdüler bizi. Bandırma Devlet Hastanesi'nde zaten orada bütün süreç asıl orada başladı. Aile dostumuz bir doktorumuz var, beyin cerrahı. Onu aradım. Dedim ki, ben dedim inanmıyorum hani oradaki kimseye inanmıyorum. Bana göre oradaki doktorlar hani şey değil. İstanbul'a getireceğiz. Ben hep öyle söylüyorum. İstanbul'a getireceğiz. İstanbul'da olacak. Telefonla onunla görüşürken bizi yukarıya çağırdılar. Sizinle görüşmek istiyorlar diye. Yukarıya çıktık. Doktor Allah razı olsun. Karşımda konuşuyor. Ben dedim ki bana değil. Telefondakine söyle diyorum. Hani onunla konuş ki o bana söylese onun söylediğine inanacağım. Halbuki aynı şeyi bana söyleyecek ama inanamıyorsunuz yani kabul edemiyorsunuz. Sonra o söyledi, dedi Sinem dedi kıpırdatmayın. Yani şu an kıpırdatacak hiçbir şeyi yok dedi. Biz de hani ben onun dediğini dinledim. Adam telefonu kapattı zaten dedi ki sen ben sana anlatacağım sen beni dinleyeceksin dedi. Çok isterdik bir mucize olmasını. Çünkü bize mucize gerekliydi. Bu acı bir anne için hayat içerisinde belki dönüşür ama dinmez, unutulmaz, geçmez. Hatırladıkça hafifler. Adalet yerini buldukça hafifler belki. O anılarla beraber şimdi yeni bir bebeğiniz var. Evet. Ona ablasını anlatarak belki dönüşür. Buralar başka yerler ama. Özellikle anne baba için Selin'in unutulmaması önemli. O yüzden bir sembol gibi düşünmeyin sadece. Türkiye'de organ bağışını bize hatırlatan bir çocuğu. Bireysel silahlanmaya dur diyebilmemiz için yeni bir uyarıyı duymak gibi. Başka çocuklar bunu yaşamasın diye bir öncü gibi görmek de istiyoruz aslında biz Selin'i. O yüzden Selin'i unutmadık yazar mısınız? Bulabildiğiniz her yere. Bu bizim bugünkü simgemiz olsun. Bugün Selin'i kaybedeli 2 yıl oldu. Diğer taraftan organları bağışlandı. Selin'in isteğiyle. Şimdi bu işte prosedürler var bildiğim kadarıyla. Yani siz organların hangi çocuklara gittiğini çok net bilemiyorsunuz ama var mı aldığınız haberler? Ziyaretimize geldiler. Evet, birkaç ay oluyor işte. Pandemiden dolayı gelemiyorlardı. Onlar da çok zor süreçler yaşıyorlar. Hani nakil oluyorlar ama hayatları hemen öyle normale dönmüyor. 2 sene oldu. Anca şu anda biraz düzene girmeye başladılar. Çünkü görüştüğümüz için biliyorum onu da. Kendileri bize ulaştı. Bizimle görüşmek istediklerini söylediler. Sürekli mesajlaşıp telefonlaşıyorduk. Ama 2-3 ay önce bize geldiler. Bizimle birlikte kaç aile yandıysa bizim yaptığımız bağışla da kaç aile hayata döndü. Söylemek ister misin? Hangi organlarla kaç cana dokunduk böylece? Şöyle söyleyeyim. Böbrekler zaten ikisi. Çocuklara nakil oldu. Karaciğer nakli oldu. Akciğer oldu. Kalp. En önemlisi kalp zaten. O Ankara'ya gitti. Korneyalar. O da çok büyük bir şeymiş. Onu da hani bu bağışı yaptıktan sonra öğrendim. Düşünsenize 2 çocuk Selin'in korneyasıyla görmeye başladı. Hayata yeniden başladılar bir şekilde. Ya kıymeti kelimelere sığmıyor ki. Çocuklar görmeye başlıyor, çocuklar nefesleniyor, çocuklar yıllarca gerçekten böbrek nakli bekleyen çocuklar, yetişkinler var.
özellikle söylemek istediğinizi biliyorum bu kısmını işte. O yüzden söylerim. Ben şimdi mesela herhangi birimiz hayatın ortasında hayattan gittiğimizde organlarımızı bağışlamak istiyoruz. Ne yapacağız bu aşamada? Bağış merkezleri var zaten. Her hastanede de var. Gidip bağış yapmanız gerekiyor organlarınızı. Yazılı bir şekilde. Kart veriyorlar zaten size. O kartı yanınızda taşıyorsunuz. Herhangi bir şey başınıza geldiğinde. Ha, şu da var. Düzelmesi gereken ülkemizde yasal olarak. Siz bağışı yapıyorsunuz ama eğer ki bir yakınınız sizden sorumlu, eşiniz olabilir, işte anne babanız olabilir. Hayır, ben yapılmasını istemiyorum dediği takdirde olmuyor Gökhan Bey. Onları aşmak gerekiyor bence artık. Sonuçta ben buna razıysam, benim bedenimden hani bunun olmasını istiyorsam, bu ikinci bir kişiye sorulmamalı benden sonra. Doğru. Temel olan yaşatmaktır, hayat hakkıdır. Yaşam çok kıymetli. Yaşam, yaşatmak çok kıymetli. O yüzden de konuşuyoruz. Biz bütün bunlar için de şu an o Twitter'a, Instagram'a neresi varsa oraya aslında Selin'i unutmadık da yazıyoruz. Çünkü yayın öncesi de sohbet ettik. Selin'i unutmamak, hem onun bu hayata bıraktığını unutmamak, hem de aslında organ bağışı ile ilgili de söyleyeceklerimizi unutmamak anlamına da geliyor. Bir mahkeme sürecinden geçiyorsunuz. Dava süreci, Yargıtay süreci, bunlarla geçiyorsunuz ve bana dediniz ki orada bazı sözler var. Bu işin sorumlularından duyduğum, gördüğüm. Çok zor ayakta duruyoruz o mahkeme salonlarında anne baba, aile olarak. Hele o sözler karşısında. Ne onlar? Birlikte duyuralım. Söyledikleri şey şu. Herkesin başına gelebilir. Kim diyor bunu? Yardım eden kişinin abisi söylüyor. Ben mahkeme salonunda itiraz ettiğim zaman, konuştuğum zaman orada hiddetlenip tepki verebiliyor. Yok işte benim de ailem var, dışarıda beni bekliyor diyebiliyorlar. Benim de çocuğum var diyor, çocuğum babasız büyüyor diyor. Ben içerideyim diyor. Peki ben ne yapacağım? Sen içeridesin, yaptığın bir hatadan dolayı gününü dolduruyorsun. Benim öyle beklediğim bir günüm yok ki ben kızıma kavuşayım. Belki bazen ağır geliyor konuşmak ama birbirinize anlatabilirsiniz. İzleyen vardır, izlemeyen vardır. Hani Sinem Hanım'ın da, Serkan Bey'in de aslında anne baba olarak da unutturmamak için buraya geldiğini unutmayın. Belki organ bağışı ile ilgili ya da silahlanma ile ilgili birbirinize söyleyeceğiniz şeyler de bence Selin'in bize öğrettiği şeyi unutmama biçimimiz. Bugünün dünyası da işte bu sosyal medya, dijital dünya vesaire. O yüzden de oralara da yazalım. Hem bu söylediklerimizle ilgili görüşlerimizi yazalım. Hem de program süresinde kalmasın. Hep birlikte yazalım Selin'i unutmadık diye. Yaşasaydı bugün 12 yaşında olacak olan bu ailenin de hepimizin de anısında yaşaması gereken bir çocuk. Onu beraber andık. Bütün yorgunluklarınıza, acılarınıza rağmen bana o mesajı yazdığınız için, ilk buluştuğumuz günde de anlatmak istediğiniz ve geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sesimize ses olduğunuz için, bize destek olduğunuz için. Her zaman yanımızdasınız zaten, biliyoruz. Elimden geldiğince. Gerçekten çok teşekkür ederim. Selin'i de bugün de anmak çok güzel oldu bence. Onu da mutlu ettiğimize inanıyorum. Çünkü gerçekten hani adaletli bir çocuktu. Onun için adaleti aramamız da onun hoşuna gidiyordur muhtemelen. İnanıyorum buna. Bizi izlediğine de inanıyorum. Şu an burada olduğuna da inanıyorum. Çok teşekkür ederim onun için de size. Ne geliyorsa elimizden ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz bir aileye acısını unutturamayız. Biz giden bir çocuğumuzun somut varlığını bu dünyaya geri getiremeyiz. Ama bir ailenin gözyaşında, bir ailenin adalet arayışında, bir ailenin başka çocuklar yaşasın diye çağrısında yanında olabilmek için de en çok buradayız. İmkanımız var. Milyonlarca insan bizi izlerken bu çocuğun anısını yaşatmak için de biz burada beraberiz.
Bir annenin söylediklerini, Sinem Hanım'ın anlattıklarını unutmayalım. Unutmayalım ki her kendimizi hatırlattığımızda organ bağışını da tekrar hatırlayabilelim. Paylaş Benimle Evinde yeni konuklarla buluşmaya devam ediyoruz.